Evet. Dersimiz matematik. Şimdi matematikten işleyeceğimiz konu arkadaşlar, açı konusunu öğrenmiştik. Standart olmayan bir açı ölçme aracı oluşturacağız. Bununla nasıl açı ölçülür onu öğreneceğiz. İki arkadaş olan Hasan ile Betül aşağıdaki gibi açı ölçer yapmışlar. Bir tane kağıdı almışlar. Önce ikiye katlamışlar. Bakın bir tane kağıt ben de aldım. Önce bunu ne yaptık? Kağıdımızı ikiye katladım. Daha sonra yine ikiye katladık. Tekrar. Sonra tekrar yine ikiye katladım arkadaşlar. En son tekrar ne yapıyor? En son kenarını kesmiş. Evet, tekrar ikiye katlamış. Orayı da yapalım. En küçük hale getirdikten sonra şu uç kısmını ne yapmış ve kenarlarını ne yapmış? Kesmiş arkadaşlar. Biz de aynı şekilde tarif ettiği üzere keselim. Ve açtığı zaman ne olmuş? 16 dilimli açı ölçer. Bakın kat yerlerinden çizdiğiniz zaman ortaya ne çıkar? Böyle bir açı ölçer çıkar. Şu kırmızı çizgiler, pardon, mavi çizgiler diyelim. Mavi çizgiler tam ortadan geçiyor. Şu bir tanesi 90 dereceye gösteriyor mavi çizgiler. Bakın 16 dilimlik, yarısı 8 dilim, diğer yarısı da 8 dilim olmuş oldu arkadaşlar. Çevirdik sayfayı. Evet. Betül de kare şeklindeki kağıdı önce ikiye katlamış. Başka bir kağıt almış. Önce ikiye katlamış. Sonra yine ikiye katlamış. Bu sefer bu da Betül'ünki arkadaşlar. Bakalım bu kaç dilim çıkacak? Keselim. Az öncekinin deliği çok büyük olmuştu. Biraz daha küçük kesmekte yarar görüyorum. Evet, toplam 8 dilimli çıkmış oldu. Yarısı 4 dilim, yarısı 4 dilim, toplam 8 dilimli bir açı ölçer yapmış olduk arkadaşlar. Bunlarla bakalım sorular üzerinden daha net anlayacaksınız zaten. Hasan 6 dilim, Betül 4 dilim aynı büyüklükteki açıyı birisi 6 dilim olarak göstermiş, birisi 4 dilim olarak göstermiş arkadaşlar. Bakın K açısı aynı. Açının ölçüsü değişmemiş. Birisi 6 dilim ölçmüş, birisi de 4 dilim ölçmüş. Burada adı üstünde standart olmayan, insanlara göre böyle değişkenlik gösteren bir durum söz konusu. İşte bu şekilde kafa karıştırır değil mi? İşte o yüzden açı ölçer icat edilmiş, standart ölçü birimi olarak kullanılmış. Kimseden kimseye değişmesin diye. Hasan ve Betül gibi kağıttan yapın demiş. Ölçün demiş. Geçelim şunları. Evet, dik açıyı hatırlayalım. Nasıldı dik açı? İki tane açı kolları bu şekilde, birisi yatay, birisi dikey olduğu zaman ne oluyordu? 90 derecelik dik açı. Diklik nereden geliyor arkadaşlar? Açının bakın şu kolu dik duruyor, ayakta dimdik duruyor. Ben mesela yer ile şu an 90 derecelik bir açıyla dik biçimde duruyorum değil mi? O yüzden dik açı ismini nereden almış? Dik durmaktan almış. 90 dereceyi gösterir. Şimdi bu açılar dik açıdan büyük mü, küçük mü? Onlara bakalım. Şimdi bu şekilde 90 derece ise ben bunu daha da büyütürsem açımı, oluşan açıyı büyüttükçe bakın 90 dereceden büyük oldu. Kollar açıldıkça 90 dereceden büyük, geniş açılar elde edebiliyorum. 90 dereceden küçükse de K harfini koyun demiş, eşitse de E harfini yazın demiş. 90 dereceden küçük olanları da bu şekilde, bakın 90 derece buydu ya, daha dar olanlar. Açımın kolunu kapatacağım. Bu şekilde açım da giderek daralacak. 90 küçük dereceden küçük olan dar açılar elde etmiş olacağım. Evet, şuna bakalım. 90 dereceden biraz büyük olduğu görünüyor. Ne yazacağız oraya? Büyük olduğu için B yazdım. Bu da 90 dereceden bakın küçük olduğu görünüyor. Daralmış, küçük olmuş. Bu da yine bununla aynı küçük. Birisi yatay, birisi dikey.
Bu tam 90 derecelik dik açı ayakta durmuş. 90 dereceye eşit olduğu için E yazdım. Bu da arkadaşlar birisi yatay, diğeri dikey olan ne yapmış? Biraz kolunu açmış. 90 dereceden büyük bir pozisyon almış. Bu da 90 derece olarak yine dimdik ayakta duruyor. 90 dereceye eşit dedik. Evet. Şimdi diğer kaynağımıza bir göz atalım. Şöyle büyütelim. 8 dilini açı ölçer, 16 dilini açı ölçer bizim gibi yapmış arkadaşlar. Aşağıdaki eş karelerin bir açısı dilim sayısı farklı eş büyüklükteki açı ölçerlerle ölçülmüştür. Bakın karenin bir köşesi kaç derecedir arkadaşlar? 90 dereceydi. Bunu hatırlıyorsunuz. Bunu 2 dilim olarak ölçmüş. Karenin bir köşesindeki açı 90 derecedir. Buraya 90 yazacağım. 8 dilimli açı ölçülerle birlikte köşedeki açı 2 dilim olarak ölçülmüştür. Kartondan eş büyüklükte 2 daire kesiniz demiş. Dilimlik açı ölçerler oluşturunuz. Bu açı ölçerlerle sonuçlarını yazınız demiş. Yani burada kaçar dilim olduğunu siz kendiniz yaptığınız açı ölçerle hesaplayınız demiş. Buraya bakalım. Bu da aynı soru. Karenin bir köşesi 90 derecedir. Şu 90 dereceyi 1, 2, 3, 4 dilim olarak ölçmüş değil mi? Evet. 90 derecedir ve 4 dilim olarak ölçmüş. Buraya bakalım. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bu kaynağı da bitirdik. Şimdi çalışmalara bakalım. Etkinlikler yapalım. İstaka ile bilardo masasının kenarı A açısını oluşturmaktadır. Masamızın kenarı, bakın şurası yatay olan kısım, A açısını oluşturacak ıstaka ile birlikte. İki tane işin olduğunu hayal ettik. 16 dilimlik yanındaki bu açı ölçme aracını sürükleyerek A açısının kaç dilim olduğunu kontrol ediniz demiş. Hadi bakalım, bakın. Şu orta merkezi noktamızı açının köşesiyle buluşturuyorum. Buluşturdum. Ve şimdi ölçüyorum kaç dilim olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilim. 6 dilim oluştuğu için ben buraya ne yazacağım? 6 yazacağım arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Evet, doğruymuş. Bu kez ne demiş? Bilardo masasını yine ölçün demiş açısını. Ölçelim ıstakayla oluşturduğu açıyı. Ne yaptık? Açımın merkezini, iletkenimin merkezini A köşesiyle buluşturdum. Ve kaç dilim olduğunu okuyorum şimdi. Evet, şuraya kadar olan 1-2 dilimlik bölgeden oluşmuş açımız. Buraya ne yazacağım arkadaşlar? 2 yazıyorum. Evet. Biraz daha anlıyorsunuz değil mi? Yaptığımız dilimlik açı ölçme araçlarını kullanıyoruz işte. Şu an uyguluyoruz. Şimdi 4 dilimlik açı ölçme aracıyla bunu bir ölçün bakalım. 4 dilimlik olan hangisi? Şu. 4 dilimliği aldım. Kırmızı noktayı açımın köşesiyle eşleştiriyorum. Evet. Kaç dilim çıktı arkadaşlar? Şu bölüm. 1-2 dilim çıktı değil mi? Demek ki ben buraya ne yazacağım? 2 yazacağım. Şimdi 8 dilimlikle ölçelim. 8 dilimlik hemen altındaki bunu aldık. Tam köşeye oturtturduk. Ölçelim. 1, 2, 3, 4 dilim çıktı. Bakın 4 dilimlikte 2 ise 8 dilimlikte de ne olur? Bunun 2 katı 4 dilim olacaktır. Değil mi? Bakın bir orantı var. Şimdi 16 dilimliğe bakalım. 2, 4. Bunun 2 katı ne olacak? 8 olacak. Bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dilim olarak ölçmüş olduk arkadaşlar. Demek ki 16 dilimlik ölçme aracında da
D açısı 8 dilime tekabül etti. Doğru mu? Evet, doğru yaptık. Bakın, burada 4 dilim 8 dilime, 8 dilim 16 dilime 2 kat çoğalmış. O zaman cevaplar da 2 iken 4, 4 iken de ne olacaktır? 8 olacaktır. Orantılı olarak birbirine büyüyecektir. Örüntü var çünkü. Evet, köprünün kaç dilim kaldırıldığını 16 dilimlik açı ölçme aracına göre tahmin kutusuna yazıp tahmin edelim. Şimdi bununla ölçseniz diyor, şu açı kaç dilim olur diyor mesela, bir tahmin edin. Atıyorum şöyle bir 5 dilim falan olur diye tahmin ediyorum. Buraya tahminimi 5 yazıyorum. Şimdi asıl gerçek sonucu ölçelim arkadaşlar. Tam köşe noktasına yerleştirdiğiniz zaman işte çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, iyi bir tahminde bulunmuşum. 5 dilim demiş. Buraya da 5 yazdım. Gerçekten de 5'miş arkadaşlar. Nerede? 5 yazalım. Kontrole bastık. Evet. Bu da bitti. Bir de test çözersek çok daha iyi kavramış olacaksınız. Murat B açısını mavi birim ile ölçmüştür. Buna göre Murat sonucu kaç birim ölçmüştür? Burada arkadaşlar yapmanız gereken bunu yuvarlığa alıp bu dilimi üstüne takıp orta noktasını orada ölçmekti. Ama yapamıyorsunuz. O zaman ne yapacağız sınavda? Bu şekli benzerini burada bunun üstünde çizeceksiniz çocuklar. Kalemi alalım. Rengimizi değiştirelim. Bakın 90 derecelik bir açı ölçmem istiyor. Ben de 90 derecelik bir açı oluşturuyorum. Burası B açısı olsun. Tamam mı? Ne oldu? Ölçtüğünüz zaman 1. Bir de şurası var. 2 dilimlik bir açı olmuş oldu değil mi? Demek ki cevabımız neymiş? 2'ymiş. N açısı yeşil birimle ölçen Selda sonucu kaç birim bulmuştur? Yine aynı şekilde N açısını alıyorsunuz. Bu şekilde burada ölçüyorsunuz. N açısını burada oluşturacağız. Neden yazmıyor? Allah Allah. Evet, N açısını sonunda oluşturduk bu zorluklara rağmen. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4 birim olmuş oldu arkadaşlar. Akıl tahta morpa bu işi iyi yapamamış. Yukarıdaki ölçüm araçlarını inceleyiniz. Bir turuncu parça kaç tane mavi parçaya eşittir? Bir turuncu parça gördüğünüz gibi 90 derecelik bir kısım dik açı değil mi? Bir dairenin dörtte biri çeyreğini kaplamış. Ben de aynı şekilde çeyreğini kaplayacak biçimde ölçmek istiyorum. Evet, şu şekilde kalemi alalım. Aslında şöyle daha bir 90 derece olduğu gibi. Bu şekilde ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilime tekabül ediyor. Demek ki cevap neymiş? 8 dilimmiş arkadaşlar. 8 dilim. Sağdaki ölçme aracıyla, bakın sağdaki bu. Sağdaki ölçme aracıyla 4 birim ölçülen bir açı. 1, 2, 3, 4 birim ölçülen bir açı. Ne olur arkadaşlar burası? Ölçtüğünüz zaman ne oldu? Bir 90 derece dik açı oluştu değil mi? Soldaki ölçme aracıyla kaç birim ölçülür demiş. Soldakine de 90 dereceyi yaptığınız zaman ne oldu?
Bir, iki dilim oluşmuş oldu. Yukarıdaki ölçme aracıyla M ölçüldüğünde sonuç kaç birim olur? İşte doğru açı dediğimiz açı tam da bu arkadaşlar. Bu orta nokta verilmiş bize. Burada bir doğru açı var. 180 derecelik bir açı oluşmuş. Tamamen doğru biçimde. Yani dairenin yarısı değil mi? Kalemi alalım. Dairemizin yarısı. Bak bu şekilde ben çizdiğim zaman M noktası da burası olsun. Bakalım kaç dilim oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dilim olmuş oldu arkadaşlar. Aynı ölçüm aracı kullanılarak ölçülen araçlarda A açısı 8 birim, B açısı 10 birim, C açısı 6 birim, D açısı 4 birimdir demiş. Bunları yazmak durumundayız değil mi? A, B, C, D demiş. 8, 10, 6, 4. 8, 10, 6, 4 demiş. Şimdi bakalım. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. Arkadaşlar ne kadar çok dilim verirseniz o kadar açınız büyür. Burada 10 dilimlik yer kaplayan en büyükler olacaktır. B en büyükleri. Ondan sonra 8 gelir. 8 bir küçüğü yani A açısı. Daha sonra 6 ile 4 gelecek. 6 ile 4 yani C ile D gelecek. C ile D gelmiş. Ama yönlerine dikkat edin lütfen. Büyükten küçüğe dediği için büyük işaretinden başlayacaksınız. Yani cevap ne olmuş oldu? Cevap A şıkkı olmuş oldu. Bir de şu kalem yazarsa cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Büyükten küçüğe doğru sıraladık. Yeni soruya geçeceğim. Yazıyor mu? Kaleme bastık. Yazdı. S açısı. S açısı bakın geniş bir açıya benziyor. 90 dereceden büyük olduğunu görüyorum. Hangi ölçme aracıyla ölçülürse sonuç daha çok dilime denk gelir demiş. Daha çok dilim istiyorsanız o zaman ne olacak? Burada daha az dilim var. Şurada daha çok dilim var değil mi? Hangisinde daha çok dilim var? Birimler ne kadar küçültürseniz o kadar çok dilim elde etmiş olursunuz. Bakın buradaki birimler çok büyük. Şu da çok büyük. Bu ikisi dilimler daha küçük olduğu için bu ikisi arasında bakmamız mantıklı. Hangisinin dilimi daha küçük? Şu mu yoksa bu mu? Arkadaşlar cevap B seçeneği. Bunun dilimleri daha küçük. Demek ki S açısını ölçtüğünüz zaman atıyorum bununla 10 dilim ölçersen bununla 15 dilim ölçersin. Demek ki cevap B şıkkıymış. Aşağıdaki dilimlerden hangisi diğerlerinden daha küçük bir açıyı temsil etmektedir demiş. Daha küçük açı olduğu için daha az dilim olacak. Bakın bu 4 dilim, bu 3 dilim, bu 2 dilim, bu 1 dilimlik bir açı. Demek ki daha küçüğün dediği için cevap ne olacak? D seçeneği olmuş olacak. Yukarıdaki açı ölçer ile M açısını ölçen Buse sonucu 8 birim bulmuştur. Bunu ölçmüş, 8 birim bulmuş. Buna göre Buse'nin ölçtüğü N açısı hangisidir demiş. 8 birim burada oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın arkadaşlar ortaya ne çıktı? Bir geniş bir açı çıktı değil mi? Geniş açı aşağıdakilerden hangisinde var? Bu dar açı. Bu da dar açı. Bu dik açı. İşte geniş açı D seçeneğinde verilmiş. Ve son sorumuz bitiriyoruz. Yukarıdaki açı ölçer ile T açısını ölçen Doruk sonuç 3 birim bulmuştur. Buradaki T açılarından bir tanesini ölçmüş, 3 birim bulmuş. Buna göre Doruk acaba hangisini ölçtü demiş. Şöyle bakalım 3 birim ne kadar yer kaplıyor. Şunu alsak 1, 2, 3. Şunu da alsak bu kadar. Demek ki şöyle bir
açıyı ölçmüş. O da arkadaşlar hangisi? Bu biraz fazla. Şu biraz daha uygun gördüğünüz gibi. Bu da çok dar kaldı. Bu da küçük oldu yine. O zaman cevap neymiş? Bursa'nın B'siymiş. Evet. Şimdi sonuç olarak şöyle bir özetleyelim. Standart olmayan birimlerle açı ölçümü yaptık. Ne oldu? Farklı farklı şeyler çıktı. O yüzden standart olan iletki çok daha mantıklıymış arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde zaten iletkiyle ölçülmüş açı değerleriyle derslerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.